Bu haftaki dersin son bölümünde entropi ve termodinamiğin ikinci yasasından bahsedeceğim. Aslında ikinci yasayı çıkarttık. Dolayısıyla bu son bölüm bir parça tekrar gibi olacak. Ne demiştik? İşte Clausius teoremim vardı benim. Bu Clausius teoreminden entropi diye bir şey tanımlamıştım. Yani Clausius tanımlamıştı. Bu entropideki değişim bir tane tersinir süreçteki ısı farkı bölü T gibiydi. Buna S demiştik. S dediğim şey entropiydi. Entropi ise termodinamik bir değişken. Tıpkı sıcaklık, basınç, işte hacim gibi. Daha sonra ne demiştik? Bu S'nin integralinin yoldan bağımsız olduğunu gördük. Yoldan bağımsızsa bu bir durum fonksiyonu demek. Yani iş ve ısı gibi değil, hacim gibi, basınç gibi veya iç enerji gibi. Daha sonra ne dedik? Şimdi bu arkadaş yoldan bağımsızsa benim A noktasından B noktasına gideyim. Mesela böyle bir yoldan. Entropideki fark, bu iki noktadaki AB noktasındaki entropideki fark yoldan bağımsız olacaktı. Sonra bu yolu şey yapayım. İkiye ayırayım. Nasıl bir şey demişim? Böyle. İşte şurası A'ydı, burası B'ydi. Bu arada bir yerde durayım. Sonra tekrar devam edeyim. O zaman benim delta S dediğim şey yine A'dan B'ye ds integralimdi. Bu sefer ne yaptım? Yolu ikiye böldüm. A'dan C'ye gideceğim. Bir integral alacağım. Sonra da C'den B'ye gideceğim. Ve buradaki değişime bakacağım. Şimdi bunları ayrı ayrı mesela şuna delta S1 dersem, buna da delta S2 dersem, buradan neyi görüyorum? Benim bu entropinin iki farklı entropinin toplamı olduğunu görüyorum. Eğer bu böyle bir şey ise bu ne demek? Entropi dışa dönük bir değişken demek. Yani hacmi değiştirdiğiniz zaman, sistemin hacmini değiştirdiğiniz zaman bu da değişecek. Şey gibi değil. Yani basınç gibi değil mesela. Peki. O zaman başka ne yaptık? İşte iki tane sistem aldım. Bir tane bir sistemi aldım. Böyle kocaman bir şey. Buna bir desem, buna iki desem. Ne olabilir? İşte bunun sıcaklığı T1 diyelim. Bunun sıcaklığı T2 diyelim. Eğer T1 T2'den büyükse birinci sistemden ikinci sisteme bir ısı akışı olacak demek, değil mi? Bu durumda birinci sistemden ikinci sisteme ısı akışı varsa delta S1 azalacak. Delta S2 artacak ya da tam tersi. Ne olabilir? İşte T2. Bunları yan yana da koyabilirdiniz. T1 ise o zaman ne olacak? Ne yaptım? Aynı şeyi yazdım. Olmadı. T2 T1'den büyükse bu sefer ne olacak? İkinci sistemden birinci sisteme bir ısı akışı olacak. O zaman S1'in entropisi artacak. İkinci sistemin entropisi azalacak. Ancak
Neyi gördük? Her zaman toplam entropi, yani delta S dediğiniz şey delta S1 artı delta S2 her zaman sıfırdan büyük olacak veya eşit olacak. Eşitlik sadece iki sistemin sıcaklığı aynı ise olacak tabii ki. Sonra başka ne gördük? İşte Joule genleşmesini çalıştık. Joule genleşmesi neydi? Bir tane gazı aldınız. Bu gazın izole bir kabının içine koydunuz, termal izole. Bunun hacmini bir anda V0'dan 2V0'a çıkarttınız. Sistem izole olduğu için iç enerjisinde bir değişim yoktu. Bir ısı alışverişi yoktu. İş yapmıyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Fakat o zaman baktığınız zaman bu gazdaki entropi değişimi size R logaritma 2 gibi bir şey veriyordu. Yani ne oluyor? Burada entropi kendiliğinden arttı. O zaman bütün bu edindiğimiz bilgileri bir araya koyarsak termodinamiğin ikinci yasası için farklı bir ifade de bulabiliriz. Daha önce ne demiştik? İşte Clausius ifadesi vardı. Ne diyordu Clausius size? Isı sıcaktan soğuğa akar diyordu. Bunun tersi olmaz diyordu. Ya da Kelvin ifadesini gördük. Kelvin ne diyordu? Siz bir ısıyı alıp bunu tamamen bir işe çeviremezsiniz diyordu. Şimdi bu zaman buradan entropiyi işin içine soktuktan sonra bu ikinci yasayı şöyle yazabiliriz. Yalıtılmış bir sistemin entropisi hiçbir zaman azalmaz. Yani bu ne demek? İşte delta büyük eşit sıfırı şimdi lafla söylüyorum demek. İfade etmek gerektiğinden. Ve tersinmez bir süreçte entropi her zaman artar. Bu da termodinamiğin ikinci yasasının bir başka ifadesi. Daha önce bahsettiğim, zaten bu entropiye nereden geldik? Clausius'tan geldik. Clausius'la Kelvin'in birbirine eşdeğer olduğunu söylemiştik ifadelerini. Bu da doğrudan Clausius ifadesinden bir çıkartım. Dolayısıyla bütün bu termodinamiğin farklı ifadeleri birbiriyle aynı şey. Ama bu daha hoş bir ifade belki entropi cinsinden. Bu hafta başka ne anlatmam gerekiyordu? Pek bir şey kalmadı herhalde. Bu hafta yani 8. derste ne yaptık? Entropiyi termodinamik açıdan inceledik. Bu bir termodinamik değişken olarak tanımlanabildiğini gördük. Burada bir hatırlatma yapmam lazım tabii. Hala entropinin niye arttığını görmedik ya da ne olduğunu anlamadık. Bildiğiniz gibi daha önce de pek çok kez söylediğim gibi termodinamik dediğiniz şey gözlemsel yani fenomenolojik bir teori. Dolayısıyla işte vakti zamanda arkadaşlar ölçmüşler, entropinin arttığını görmüşler vesaire. Entropinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini tam olarak anlamak için istatistiksel olarak yaklaşmak lazım. Tıpkı sıcaklığın ne olduğunu anlamak için. Bunu da önümüzdeki hafta dersi anlatmaya çalışacağım.
Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.